Oui, oui. J'ai reçu la forme d'application. Merci beaucoup. On est en contact avec d'autres écoles. On aura une décision définitive plus tard. Je vais vous contacter pour la confirmation. D'accord? Merci beaucoup. Bonne journée. Biz genellikle servis asansörünü ya da arka merdiveni kullanırız. Gerekmedikçe bu merdivenleri kullanmayacaksın. Peki efendim. Burası salon. Adnan Bey'in çalışma odası. Koridorun sonunda Adnan Beylerin yatak odası var. İki kapı da koridora açılıyor. Bu kapı dışarıdan açılmaz. Sadece içeriden açılır. Gel. Yeni gelen kadını Bihter Hanım'ın odasına sokmuş Şahiste Hanım. Sema Hanım. Artık bu evde çalışacak. Siz Firdevs Hanım'la gittikten sonra da o bu evde olacak. Onun için bütün evi öğrenmesi lazım. Nihat Bey nasıl yapmışsa yapmış, Sait'le cezaevinde konuşmuş. Olmaz. Böyle bir şey mümkün değil. Nihat yapmaz. Kayıtlarda gördüm Adnan Bey. Sonra da cezaevi müdüründen doğrulattım. Özel izinle girmişler. Nihat Bey'e söyle, odamda bekliyorum. O adamı Nihat tutup getirmedi mi? Her şeyi o itiraf ettirmedi mi? Ya şimdi niye gidiyor yanına? Babasını korumak için mi? Onu susturmak için mi? Evet. Ne zaman çıkmış? Tamam. Bunlar ana kız akıllı. Adnan Bey'den ümidi kesince bak nasıl Çetin Özler'i kafaladılar. Ne o? Sahibin mi arıyor? Efendim? Ne oluyor Nihat? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne demek istediğinizi anlayamadım. Bana numara yapma. Bu adamla niye konuşmaya gittin? Ne yapmaya çalışıyorsun? Yoksa baban şimdi de seni mi maşa gibi kullanıyor? Özür dilerim ama bu konuşmaya bu şekilde devam edemeyeceğim. Bana cevap ver. Niye gittin Sait'le konuşmaya? Sebeplerimi size daha önce açıklamıştım. Endişelerimi bildirmiştim. O davadan vazgeçmeyeceğim. Bunu Hilmi Önal'a da söyle. Ne yaparsanız yapın vazgeçmeyeceğim, anlaşıldı mı? Ben de hata bende. Bir Önal'a güvenmeyecektim. Onu bu kadar içimize sokmayacaktım. Allah kahretsin. Ne yapalım, sağlık olsun. Bunda da vardır bir hayır. Zaten görsen adamlar abuk subuk. Kırolar belli. Ben yapamam o tip insanların yanında. Sen de kendi başına iş bulmaya kalkışma. Adnan Bey söyledi sana. İyi bir yere yerleştireceğim diye. Aman istemem ben artık onlardan hiçbir şey. Siz ne yapıyorsunuz, toparlanıyor musunuz? Yeni bir hanımcağız başladı bugün. Bakalım. İyi düzgün birine benziyor. Katya krize girmiştir. Hadi kızım, işim var. Doğruca eve git. Hadi. Matmazeli zor durumda bırakma. Tamam tamam canım. Ev alışveriş yapıp gideceğim zaten. Öpüyorum çok.
Annemi de öp. Öperim, zevkle. Nesrin ablaları da çok selam. Hadi bay bay. Dönmüş herkes. Ya hep önden hep önden bir turdan nefes nefese kaldım ha buraya. Neredeler? Beni soran oldu mu? Yok, olmadı. Şahiste teyze yeni hanıma iş öğretiyor. Ha, geldi mi? İyi iyi. Geldi. Hallettiniz mi işlerinizi? Hallettik hallettik. Vallahi sadece koşturduğumuzu hatırlıyorum. Elvan Peli Kelesen'in rekorunu kırmıştı. Dink nefes oldum. Kayak mı yiyorum? Evden uyumuyum bilmiyorum. Süleyman amca nerede? Bahçede. Aa, hadi koş sen onun yanına bir bak bakalım. Bak gene koş diyor bak. Hadi hadi. Çıktım. Nihaller erken dönmüş. Nihaller dönmediler daha. Ben önden geldim. Bülent'i aldım okuldan. Eve geldiğimde Bihter Hanım gelmişti. Ona bir görün istersen. Aman şeytan görsün yüzünü. Şu kadar seviyorsam ne olayım? Katya da Firdevs Hanım'ın yanında. Aman o da mı döndü? Hadi dikkatlice tut. Buyurun efendim. Sen de kimsin? Şirketten onayı gelmişti ya Sema Hanım. Bugünden itibaren bizimle çalışacak efendim. Ben size bu odayla yalnız Katya ilgilenecek demedim mi? Ama... Başka kimseyi istemiyorum etrafımda. Katya aşağıda Firdevs Hanım'ın yanında. Hemen çağırayım efendim, hemen. Behlül'ün yalnız olduğu anı kolla. Telefonunu bir şekilde al. Gerisi anlattığım gibi. Tamam efendim, merak etmeyin. Kimseye görünme. Sonra seni ben bile kurtaramam. Görünmez olurum. Hemen bugün yapmaya çalış ki sonuçlarını bir an önce alalım. Eve gelir gelmez gözüm üstümde olur, merak etmeyin. Nihal'i de gözden kaçırma. Efendim? Affedersiniz. Bihter Hanım Katya'yı yukarı istiyor. Tamam. E git. Hadi göreyim seni. Aldığım şeyleri torbalarından çıkar yerlerine as. Bahş üstüne. Bu olsun. Hem golf sahaları varmış hem binicilik de var. Tatil organizasyonu yapmıyoruz Bülent'cim. Okul seçiyoruz. Eğitim seçeceğiz, aktivite değil. Ama aktivite de önemli. Değil mi yani? Öğretmenlerime de söyledim. Onlar da birkaç okul tavsiye ettiler. Çok heyecanlıyım, çok. Hadi üzerini değiş önce lütfen. Eğitim şart. Bu işe ön ayak olduğum için çok seviniyorum. Bihter Hanım... O gün sizin Adnan Bey'le konuştuğunuzu düşünerek konuyu açmıştım. Umarım istemeden bir tatsızlığa neden olmamışımdır. Eğer öyleyse çok özür dilerim. Siz istemeden ya da isteyerek bana bir zarar veremezsiniz Matmazel. Bu konuda içiniz rahat olsun.